arkadaşlar 7. ünite olan fonksiyonlara devam ediyoruz. Bugünkü konumuz fonksiyon türleri. Şimdi arkadaşlar elimizde 3 tane fonksiyon türü var. Bunlar örten fonksiyon, içine fonksiyon ve birebir fonksiyon. Şimdi arkadaşlar örten fonksiyondan başlıyorum. Bakın başta bunları kelime olarak aklında tut ki soruları çözebilir arkadaşım. Eğer bunları kelime olarak aklında tutamazsan böyle bilgi olarak aklına tutmaya çalışırsan hata yaparsın. Şimdi örten ne demek? Bir aklımıza gelsin. Örtmek demek yani bütün her şeyi kaplaması demek değil mi? Ya sen bir şeyi örtersin. Mesela masayı örtersen masanın her tarafını örtersin. Masada hiçbir şey gözükmez. Şimdi örten fonksiyon ne demek? Bunu bahsedeyim. Değer kümesinde elemana karşılık gelen tanım kümesinden en az bir elemana karşılık geliyorsa f fonksiyonu örtendir. Yani adamın demek istediği değer kümesinde hiç boşta eleman kalmayacak. Ben masayı örttüm. Masanın etrafında bir şey gözükür. Masayı gözükür mü? Gözükmez. O zaman örten fonksiyon neymiş arkadaşlar? Yani şurada ikinci olan değer kümesinde hiçbir elemanın kalmamasıymış. Güzel. Tamam. Bunu aklımda tuttum. Örtendi. Şimdi içine fonksiyon. Arkadaşlar içine fonksiyon değer kümesinde en az bir eleman açıkta kalıyorsa içine fonksiyonmuş. Yani eleman örten fonksiyonu aslında tersi gibi düşünüyorsunuz değil mi? Şimdi örten fonksiyonda eleman kalmayacaktı. İçine fonksiyonda içinde eleman var. Yani düşünsene burada demek istediği şu B'deki elemanlar o kadar fazla ki A'daki elemanlar buradan. Bunlar mesela gidiyor böyle gidiyorlar. Daha buralarda bir sürü eleman var B'de. Yani değer kümesinde. Bu durumda mesela burada boşta eleman kalmışsa biz buna ne diyormuşuz arkadaşlar? İçine fonksiyon diyormuşuz. Bir de birebir fonksiyon var. Bu neymiş bakalım. Arkadaşlar birebir fonksiyonda x ve y birbirine eşit olması. Bu durumda fx eşit değildir fy ya da fx eşittir fy için x y eşittir olursa tanım kümesindeki her bir elemanın görüntüsü diğer elemanların görüntüsünden farklı ise bu fonksiyon birebir fonksiyon değil. Bak şimdi dikkat et. Değer kümesinde mesela birinci eleman nereye gitti? A'ya. 2 nereye gitti? A'ya. Tamam. Bak burada 1 A'ya gitti, 2 B'ye gitti. Arkadaşlar birebir fonksiyonda böyle bir şey olamaz. Bak 1 A'ya gider, 2 başka birine gider, 3 başka birine gider, 4 başka birine gider. Yani buradaki demek istediği adamın 1 A çıkarken 2 de A çıkmayacak. 2 farklı bir şey çıkacak. Bunu tutalım aklımızda kalsın. İlerleyelim. Bir fonksiyon hem birebir hem de örten ise bu fonksiyona birebir örten fonksiyon denir. Tamam böyle aklımıza gelsin. Hem birebir hem örten. Kelimeden çıkarırsın. Eğer hem birebir hem içine ise birebir içine fonksiyon denir. Tamam kolay. Arkadaşlar birim fonksiyon nedir? Birim fonksiyon şudur. Fx eşittir x. Biz buna birim fonksiyonuz. Hocam peki burası mesela f'in içi f 5 ise burası x mi olacak? Hayır arkadaşım. O zaman burası 5x olacak. Yani birim fonksiyon neymiş biliyor musun? İçi dışı 1. Aklında kalsın. Bak içi dışı 1. Birim fonksiyon deyince aklımıza içi dışı 1. Tamam. Hocam sabit fonksiyon nedir? Arkadaşım sabit fonksiyon bu. Bak şimdi fx eşittir c şeklinde gösteriliyor. Ama sen bu gösterimi aklında kalsın. Mesela şudur. F'in yerine ne koyarsam koyayım. İster 100 koyayım. İster 5 koyayım. İster eksi 100. İster 0 koyayım. Hep cevap C çıkacak. Yani cevap hep aynı çıkıyor. Biz bunu ne diyormuşuz arkadaşlar? Sabit fonksiyon diyormuşuz. Şimdi doğrusal fonksiyon nedir? Arkadaşım doğrusal fonksiyon. Şimdi zaten bizim için doğrusal denklem vardı. Hatırlıyor musunuz? Birinci derece denklemlerden işledik. Bunun veya doğrusal denklemlerden işledik. Arkadaşlar doğrusal demek ax artı b şeklinde yazılabilen denklemlere biz doğrusal denklem deriz. Buradan da bu da nedir? Doğrusal fonksiyondur. Ben bunu fonksiyon şeklinde yazarsam. Unutma. Ax artı b şekli. Mesela sağlıyorum 2x artı 3. Ama x kareli bir ifade olacak mı? Olmayacak. Çünkü x kare yok. Sadece x var. Aklında dursun. Arkadaşlar çift fonksiyon ve tek fonksiyon da bu çok önemli. Şimdi şunu tut. Çift fonksiyon deyince aklına fx eşittir fx gelecek. Bu kadar. Bu bir neymiş? Çift. Teklikte ne gelecek o zaman? Tekte de f eksi x burada tekte önünü alıyor eksiği. Çifte yutuyor. Tekte önünü alıyor. Unutma. Şimdi bir tekrardan bir geri dönüp hatırlatmamızı yapalım. Örten neydi? Boşta eleman kalmayacak. Masayı örttün. Görüntü kümesi örttün. Hiçbir boşta eleman kalmayacak. Hepsi bir elemana gidecek. İçine de bir tane en az bir tane eleman kalacak. Ha, bir kalır, iki kalır, beş kalır. O önemli değil. Birebir neydi arkadaşlar? Bir elemana bir eleman gidecek.
Aynı mesela sallıyorum. Bak bu birebir değil. Bunu anlatayım size tam oturmamış olabilir. Mesela f eksi 2 eşittir x kare fonksiyonu kaç çıkar arkadaşım? 4 çıkar. F2 kaç çıkar? 4 çıkar. Bak ben bu birebir değildir. Birebir de ne istiyorum? Bu bir değere gitsin, bu bir değere, bu başka bir değere gitsin. Hepsinin değeri farklı olsun. Bu birebir bir fonksiyon değildir. Tekrardan devam edelim. Birim fonksiyon fx eşittir x. Birim fonksiyon da içi dışı 1'di. Kelimemiz neymiş? İçi dışı 1. Fx eşittir x. F5x eşittir 5x. Unutma. Sabit fonksiyon fx eşittir c şeklinde yazılan fonksiyondur. Doğrusal fonksiyon fx eşittir ax artı b şeklinde yazılan fonksiyondur. Bir de bu. Bunları böyle bir kağıda yazabilirsiniz. Şunları. Bu birim fonksiyon, bu sabit fonksiyon, bu doğrusal fonksiyon, bu çift ve tek önemli, çok önemli bunlar. Önemsiz gibi duruyor ama sınavlarda çıkıyor. Ardından bunları böyle kelime olarak altına yaz, duvara yapıştır. Yani gün içinde bir kez baksan unutmazsın. Beraber sorularımıza başlayalım. Şimdi fonksiyonların içine ve örtendiğini bulun diye bir soru var. Tamam, bakalım o zaman. Şimdi soruya bakalım. İçine mi, örten mi? İçine neydi? Bir tane eleman, boş eleman kalıyorsa içine, boş eleman kalmıyorsa örten. Tamam. Şimdi ikisi de tam sayılar kümesinde tanımlı. Güzel. Mesela ben burada. Arkadaşım bak şimdi. Burada biraz bakacaksın. Böyle sorularda. Yani fonksiyonu tanımaya çalış. Yazamadım bir türlü. Bir daha sileyim. Bir daha yazayım düzgünce arkadaşlar. Şimdi fx eşittir. Eşittir x kare artı 1. Bak. Ben burada bir şey soracağım sana. Ben burada hiç negatif tam sayıları elde etme şansın var mı? Düşün. Sen buradan negatif tam sayı elde edebilir misin? Edemezsin. X ise x karenin çıkabileceği en küçük değer sıfırdır. Çünkü ne verirsen ver karesi olduğu için büyük sıfırdan büyük sayı çıkacak. En küçük sıfır çıkar. Bir eklersem bak bu ifadenin alabileceği en küçük değer arkadaşım 1. Eksi sayı elde etsene bana. Hadi benim değer kümem şeyde. Benim tanım kümem var burada. Tanım kümemdeki z'ler gidecek bir yerde. Sıkıntı yok. Benim burada neyim var arkadaşlar? Bu kümemde bir eleman boşta kalıyor. Burada mesela tam sayılar var. Eksi sayılar var. Eksi sayı bulduramıyor musun? Bulduramıyorsun. O zaman bu nasıl bir fonksiyon? İçine bir. İçine. Yazıyorum yine olmuyor ya. Bir sıkıntı var baksanıza. Evet içine yazalım. Şimdi diğer soruya bakalım. 5x eksi 6. Şimdi buna bakalım. Tamam. Arkadaşım ben burada eksi sayıları elde ederim. Peki bak böyle şeylerde genellikle sıfırı elde etmeye çalışın. Bakın sıfırı elde edemiyorum. Sen sıfırı ettikten sonra eksi sayılardan bir iki tane de dene. Aklınız ayı oturacak sonra. Biz ben şimdi sıfırı elde etmem için yani 5x eksi 6'nın sıfır çıkması için eksi 6'yı karşı artı 6 diye gitti. 5x eşittir 6. Her tarafı 5'e bölersem x eşittir. Eşittir dahi koyamıyorum. Çok zorlanıyorum. Bak x'in yerine 6 bölü 5 koymam lazım ki cevap 0 çıksın. Ama ben x'in yerine 6 bölü 5 koyabilir miyim? Koyamam. Çünkü tam sayı. Aa, o zaman ben buradan 0 elde edebilir miyim? Edemem. Bir tane en az bir tane elemanım boşta. Ha belki daha bir sürü boşta var. Benim için bir tane yakalasam yeterli. O zaman bu da nasıl bir fonksiyondur? İçine fonksiyondur. Yine bir yazımda sıkıntı yaşıyoruz. Evet arkadaşlar bu soruyu geçelim en iyisi. Burası çok yazılmıyor zaten. Evet şimdi sorumuza geçelim. 46. soru hem kalemin rengini de değiştireyim. Fonksiyonu örten mi içine mi diye bakmam istemiş. Bakalım bak şimdi. 3x artı 2 hemen 0 eşitleyeceğim. 3x artı 2 eşittir 0. Bak çok güzel yazdı bu soruda. Artı 2'yi karşıya attım. Eksi 2 diye gitti. Her tarafı 3'e böldüm. X'in yerine eksi 2 bölü 3 koyduğunda cevap 0 çıkar. Peki dostum ben burada eksi 2 bölü 3 çekebilir miyim? Tam sayılarda koyamam. Çünkü tam sayılarda 0 koyarım, 1 koyarım, eksi 1 koyarım. Aa, o zaman benim 0'ım kaldı boşta. Bu nasıl bir fonksiyon o zaman? İçine. O zaman iyi yazayım sizden anlarsınız. İçine. Evet içine. Şimdi diğer şeye bakalım. 4 eksi x. Arkadaşlar bir şey soracağım. Ben buna mesela ne koyarsam koyayım elde ediyorum. Zaten görürüm. Sıfır elde etmem için x yerine 4 koyarsam elde ederim. Eksi bir sayı elde ederim. Mesela kaç diyorum? Eksi 1. O zaman 5 koysam elde ediyorum. Artı 1 bulmam için 3 koysam elde ediyorum. Ne koyarsam koyayım elde ediyorum. O zaman birbirini örtüyor. O zaman bu nasıl bir şeydir? Örten. Şimdi şuna bakalım. 2x eksi 1. 0 eşitlerim.
2x eşittir 1. İlla 0, belki bazen 0 sağlar 1 sağlamaz arkadaşım. O yüzden dikkat, ben 0'ı ilk önce bakmak daha mantıklı geliyor. Her tarafı 2'ye böldüm. X eşittir 1 bölü 2 koyarsam, bak x'in yerine 1 bölü 2 koyarsam 0 oluyor. Ama tam sayılarda 1 var mı? 1 bölü 2 var mı? Yok. O zaman bu nasıldır? İçi nedir? İçine fonksiyon. Bu durumda 1 ve 3 içine 2 örtendir arkadaşlar. Diğer sayfamıza geçelim. Şimdi sorumuza bakalım. Gerçek fonksiyonlarda tanımlı fonksiyonların hangileri birebir fonksiyondur diyor. Arkadaşım birebir fonksiyonlarda şunu yapıyoruz. Bak şimdi. Birebir fonksiyonun çözümü var. Şunu yapıyorsun. Fx eşittir fy. Bak şimdi. Fx ile fy'yi birbirine eşitliyorsun. Pardon, fy. X ile y'ye birbirine eşit çıkacak mı çıkmayacak mı kontrol ediyorsun. Edelim. Bak şimdi 2x eksi 5 eşittir 2y eksi 5. Burada da y koydum yerine 2y eksi 5. Eksi 5'er birbirini götürdü. Buradan 2x eşittir 2y. Her tarafı 2'ye böldüm. X eşittir y. O zaman bu bir neymiş? Birebir fonksiyonmuş. Şimdi buna bakalım. Yine fx eşittir f'ye yapıyorum. Buna x yazdım. X kare eksi 3 eşittir y kare eksi 3. Eksi 3'er birbirini götürdü. X kare eşittir y kare. Arkadaşım bak x kare eşittir y kare ise x buradan ya artı y'dir ya da eksi y'dir, değil mi? Dikkat et. Çünkü bir şeyin karesi, eksi sayının karesi de artı olur. O zaman bu bir birebir midir? Birebir değildir arkadaşım. Şimdi diğer ifadeye bakıyorum. 3x küp artı 5 eşittir 3y küp artı 5. Artı 5'ler birbirini götürdü. 3x küp eşittir 3 tane y küp. Her tarafı 3'e bölersem x küp eşittir y küp. Bak tek fonksiyonlarda o zaman x eşittir y'dir. Bu durumda bu birebir. Bu birebir. Bu adam birebir mi? Değil. Bana soruda ne soruyordu? Hangisi birebir fonksiyondur? 1 ve 3 arkadaşlar. Beraber şimdi 2012 yılında çıkan LYS sorusuna bakalım. Z tam sayılar kümesi olmak üzere. F z'den z'ye tam sayıdan tam sayıda tanımlı bir fonksiyon olsun. Tamam. Buna göre verilmiştir. Güzel. X küçüktür 0 için demiş. Tanımlanıyor. Hangileri doğrudur? Şimdi tek tek bakacağım. 1'e 1. 1'e 1 olması için ne yapıyordum? Buradan mesela bir değer koyalım. Tamam. X eksi 1 eşittir y eksi 1. Götürdü. X eşittir y. Sıkıntı yok üst tarafta. Bir de bunun için bakalım. X artı 1 eşittir y artı 1. İki tarafta da artı 1 var. Zaten bunlar birbirini götürdü. X eşittir y. Sıkıntı var mı? Yok. O zaman bu nasıldır arkadaşlar? 1'e 1'dir. Şimdi ikinci şey incelerim neymiş arkadaşlar? Örtendir. Örtmesi için ne olması gerekiyordu? Boşta eleman kalmaması gerekiyordu. Güzel. Ben buradan şöyle düşünüyorum. Sıfır elde etmeye çalışayım. Bakayım elde edebileceğim. Mesela düşünelim. Ben bunu sıfır elde etmek için ne yapmam lazım? 1 koymam lazım. Ama x1'i burada koyamıyorum bak. X'e burada ancak küçük sıfır verirsem sağlıyorum. Ben burada ancak eksi 1 veririm. Eksi versem eksi 2'den başlıyorum bak burada zaten. Aa bak. Haberin olsun. Eksi 1 bile yok. Çünkü ben buraya x'e veriyorum. En küçük sayı, en büyük sayı eksi 1. Eksi 1, eksi 2'den başlarım. Sıfır veremiyorum çünkü. Dahil değil. Eksi 1 versem eksi 2 çıktı. Bak eksi 1 yok. Buradan eksi 1 elde edebilir miyim? Düşüneyim. Mesela eksi 1'e bakayım. Burada sıfırdan başlıyorum. Sıfır versem 1, 2, 3 diye gidiyor. Bak o zaman ben bu kümede eksi 1 ile sıfırı elde edemiyorum. Ne yaparsam yapayım. O zaman bu durumda bu bir örten bir fonksiyon mudur? Değildir arkadaşlar. F'in görüntü kümesi z eksi sıfırdır demiş. Arkadaşlar biraz önce eksi 1 elde edemedim değil mi? Bak burada mesela eksi 1 elde edemedim. Ben burada eksi 1 verdim. Eksi 2 çıktı. Hiçbir türlü eksi 1 yapan değer yok. O zaman z eksi 0 ve eksi 1'dir arkadaşım. Buradan da doğru cevap sadece A şık olduğunu görüyorum. Beraber 47. soruya bakalım şimdi. A kümesinden B kümesine tanımlı kaç farklı birebir fonksiyon yazılabilir demiş. Arkadaşım bak şimdi. Böyle sorularda şunu yapıyorsun. A kümesinden B kümesine tanımlı. Kaç farklı birebir fonksiyon yazılabilir? Burada şunu yapıyorsun. Kaç farklı? 5 tane şey var değil mi? Değer var. Tamam. O zaman direkt ben buradan 5 faktöriyelden cevabın 5 çarpı 4 çarpı 3 çarpı 2 çarpı 1'den cevabın 120 çıktığını görüyorum arkadaşlar. Doğru cevap buradan kaç çıktı arkadaşım? 120. Şimdi diğer sorumuza bakalım.
Birim fonksiyon vermiş arkadaşlar. Biz de dikkat edelim. Bir birim fonksiyonmuş. Buna göre ifadesinin değeri kaçtır diyor. Arkadaşlar birim fonksiyon nasıldı? Bak şimdi ben bunu size biraz önce söyledim. Fx eşittir x ise dedim. F5x eşittir 5x. Yani birim fonksiyon neydi? İçi dışı 1. İçi dışı 1. Bak bu adamın içi 3a eksi 5 ise dışı nedir arkadaşlar? 3a eksi 5. Bu adamın içi a artı 7 ise dışı nedir? A artı 7. Kaça eşit? 26'ya. Toplayalım. 3a ile a'yı topladım 4a. Eksi 5 ile 7'yi topladım. Artı 2. Kaça eşit? 26'ya. Artı 2 karşıya eksi 2 diye gitti. 4, 26'dan 2 çıkartırım. 24. Her tarafı 4'e bölerim. 24'ü 4'e bölersem a buradan kaç çıkar arkadaşlar? 6. Tamam. Bana neyi soruyormuş? F2 a kare artı 1. A'nın yerine 6 yazalım o zaman. 2 çarpı 6'nın karesi 36 artı 1. 36 2 ile çarptım 72. 1 daha 70. Bana F73'ü soruyor. Bu durumda arkadaşım neydi benim? İçi dışı 1. F73 ise dışı kaçtır arkadaşlar? 73'tür. Beraber bir sonraki sorumuza bakalım. Bak yine sana ne demiş? Birim fonksiyon. Şimdi burası fx ise bunun tamamı kaça eşit arkadaşlar? X'e. Güzel. Yazalım o zaman buraya. A eksi 2 çarpı x artı b eksi 4 kaç eşit x? Şimdi fonksiyonlarda arkadaşlar eşitleme yaparken burada x'in katsayısı ne? 1. O zaman buradaki katsayı kaç olacak? 1. A eksi 2 eşittir 1. Eksi 2 karşı artı 2 diye geçer. 2 daha etti 3. O zaman a kaçmış? 3. Güzel. Bak burada sabit bir terim var mı? Yok. O zaman b eksi 4 kaça eşit arkadaşlar? 0'a. Eksi 4 karşı artı 4 diye gider. B de buradan kaç oldu? 4. Bana a artı b'yi soruyor. 3 ile 4'ü toplarsam kaç olur arkadaşlar? 7. Doğru cevabımız 7. Bir diğer sorumuza bakalım. Sayfamızı değiştirelim. Fonksiyonu birim fonksiyonu olduğuna göre a artı b'nin toplamı kaçtır? Fonksiyon birim fonksiyon. Birim fonksiyon neydi? İçi dışı 1. O zaman burası fx ise. Burası nedir arkadaşlar? X. Şimdi burası x. İlk önce bana a artı b'yi sormuş. Bak şimdi dikkat edelim. Burada r eksi 2 yani buradaki a tanımsız yapan değer. Arkadaşlar bir rasyonel bir ifade. Tanımsız yapan değer nedir her zaman? Aşağısını sıfır yapan değerdir. Bu durumda x eksi 2 eşittir 0'dan x eşittir 2. Ya ben buraya 2 koyarsam tanımsız olurum. O zaman benim bunu 2'yi reel sayıdan çıkarmam lazım. Tanım kümemden çıkarmam lazım. O zaman a kaç oldu arkadaşım? 2. Bunu buraya yazdım. Şimdi fx eşittir x olacak. Bunu buna bölümü kaç olacak? X güzel tamam. Aşağıda x eksi 2 var. Bak şimdi iyi dinle. Yukarıda ne var? Bx artı 8. Tamam. Eşittir fonksiyonun birim fonksiyonu olduğuna göre burası neymiş? X'miş. Şimdi bir şey soracağım sana. Bak şimdi. Beni iyi dinle. Bu bunun kaç katı? Eksi 4 katı. Doğru mu? Doğru. O zaman bunun katsayısına 1. 1'in eksi 4 katı b olmaz mı? Olur. Çünkü tam bölünmesi gerekiyor. Bu durumda 1'in eksi 4 katıysa b nedir? Eksi 4'tür. Sana ne istiyor? A artı b istiyor. Bunları toplarsam da eksi 4 ile 2'yi toplarsam cevap kaç çıkar? Eksi 2 çıkar arkadaşlar. Beraber diğer şu sorumuza bakalım. Fonksiyonu sabit fonksiyonmuş. Neydi bizim sabit fonksiyonumuz? Yazalım. Fx eşittir c'di. Bak x'li bir ifade istemiyorum. X kareli bir ifade istemiyorum. Sadece c olacak. O zaman ben burasını istiyor muyum? Var mı öyle bir şey? Yok. Bu durumda m eksi 3 eşittir 0. Eksi 3 karşıya artı 3 diye geçer. M buradan kaç çıktı arkadaşlar? Artı 3. Tamam. Ben x'li bir ifade istemiyorum. Tamam. Özür dilerim. M yazdım. Ne yazacağıma. N artı 4. Kaç eşit o zaman? 0 yapayım ki istemiyorum. Artı 4 karşı eksi 4 diye geçti. O zaman N'ye buradan kaç çıktı? Eksi 4. Güzel. Bu durumda benim fonksiyonum ne oldu? Şöyle yazalım. Fx eşittir. Burası gitti. Burası da gitti. 3 eksi 4 daha. M'nin yerine 3 koydum. N'nin yerine eksi 4 koydum. Eksi 1. 6 daha 5. Fx eşittir 5. Arkadaşlar sabit fonksiyon neydi? İçine ne koyarsan koy. İstersen 1 milyon koy. İstersen eksi 5 milyon koy. Cevap kaç çıkacak? 5. O zaman benim için 123 koymanın bir önemi yok. Bu durumun doğru cevap nedir arkadaşlar? 5'tir. Beraber bir uyarımız var. Uyarımızı dinleyelim.
ABC sıfırdan farklı birer gerçek sayı olmak üzere demiş. Bak, bir sabit fonksiyon olabilmesi için, sabit fonksiyon olabilmesi için A'nın C'ye bölümü, B'nin D'ye bölümüne eşit olması gerekiyor demiş. Tamam. Beraber bakalım. Şimdi bize bir fonksiyon vermiş. Sabit fonksiyon. Tamam, neydi bizim sabit fonksiyonumuzun tanımı? 2 bölü 5 eşittir. Eksi n artı 3 bölü eksi 20. Şimdi ne yapacağım arkadaşlar bunu? İşler dışlarla yapacağım ve sorumu bitireceğim. Şöyle. Eksi 20 ile 2'yi çarparsam eksi 40. Eşittir. 5 ile bunu çarpayım. 5 ile eksi n, eksi 5n. 5 ile artı 3'ü çarptım. Artı 15. Artı 15 karşıya eksi 15 ile geçer. 40 çıkardım. Eksi 55 eşittir. Eksi 5n. Her tarafı eksi 5'e bölersem. Buradan n kaç çıktı arkadaşlar? 11. Bu durumda n kaçmış? 11'miş. Bir diğer sorumuza bakalım. Fonksiyonun içine olduğunu bulun demiş. Bana a'yı vermiş, b'yi vermiş. Tamam, içine fonksiyon neydi arkadaşlar? Şöyle bir göstereyim tekrardan. Hem bir hatırlatma olur. Buradaki ifadeler böyle bir yerlere gidecek. Burada boşta eleman kalıyorsa biz buna ne diyormuşuz? İçine fonksiyon diyormuşuz. Tamam. Şimdi ben ilk önce tanım kümemi bulalım. Yani görüntü kümemi bulayım. Özür dilerim, tanım kümesi derken görüntü kümesini bulayım. Zaten bana tanım kümesini vermiş, değer kümesini vermiş. Görüntü kümesini bulayım. Görüntü kümesini nasıl buluyordum? F'i tanım kümesini yerine koyuyordum. Tek tek yerine koyacağım. Şimdi f-3'ü yerine koyalım bakalım. F-3, evet, yerine koyalım. Ben burada -3 yerine koyarsam 3 ile çarparsam -3'ün küpü, 3 ile çarpmıyordum, özür dilerim, küpünü alıyorum. -27. 14 eklersem kaç olur? -13 olur. F-2. X'in yerine -2 koyuyorum. Küpü -8 eder, artı 6. Tamam. F-1 bulayım şimdi. -1 yerine koyarsam -1, -1 14 daha 13. Tamam. 0'ı bulalım. X'in yanına 0 koyuyorum. Zaten 0 koydum, 0 direkt 14 çıktı. Güzel. Bir de 1 koyalım. 1 koyarsam 1, 14 daha kaç etti? 15 etti. Şimdi arkadaşlar, ben burada 1 koyduğumda cevap kaç oldu? 15. Bakın. Şu ifadelerin hepsi, şöyle bakalım. Bu ifadedekilerin hepsi örtüşüyor mu? B kümesiyle örtüşüyor mu? Örtüşmüyor. Örtüşse zaten örten olacaktı. Örtüşmediği için biz bunu ne diyoruz arkadaşlar? İçine diyoruz arkadaşlar. Sanırsam arkadaşlar şurada bir sıkıntı var. Burada 15 çıkmaması gerekiyor. Çünkü benim değer kümemde 15 yok bile. Şurada sıkıntı var. Çünkü burada 15 çıktığında hocam bu 15 tanımsız yapıyor. O zaman senin burada kümen de yok. Burada arkadaşlar büyük ihtimalle bir yerine farklı bir şey verilecekti. Bundan da biraz bahsedeyim size. Şimdi ben burada 15 buldum. Hocam diyeceksin, senin burada kümende 15 yok. Benim buraya 15, benim buraya gidiyor. O zaman böyle bir küme yok. Bu eleman boşta kalıyor. Şimdi buradaki kümedeki birdeki eleman boşta kalıyor. O yüzden biz şu B kümesine bir 15 de ekleyelim. Şu şekilde yapalım. Bak. Mesela 0 boşta. 0 hiç kimse gitmedi. Mesela şurada bir elemanın 0 kaldı. Bu durumda içine diyoruz arkadaşlar. Burada 15'i eklediğimi varsayıyorum. Çünkü ben burada 15'i buldum. Bir daha kontrol edelim. 1 koyduğumda 1'in küpü 1'dir. 14 daha 15. Burada B'nin içinde 15'te olması gerekiyor arkadaşlar. Yoksa fonksiyon olmaz. Beraber diğer sorumuza bakalım. Doğrusal fonksiyonmuş. Arkadaşlar doğrusal fonksiyon neydi? Fx eşittir ax artı b şeklinde yazılabilen fonksiyona doğrusal fonksiyon diyor. Bak, x küplü bir ifade var mı? Yok. O zaman bunu sıfıra eşitleyeceğim. 2a eksi b eksi 5 eşittir 0. Güzel. Eksi 5'i karşıya atıyorum. 2a eksi b eşittir 5. Tamam. X kareli bir fonksiyon var mı? Yok. O zaman a artı b eşittir 7 diyelim. Eksi 7'yi diğere karşıya attım. Bunu altına yazsam olur mu? Beraber çözeceğim. Tamam. Ardından bana böyle bir şey vermiş. Tamam. Bunları ne yapacağım arkadaşlar? Toplayacağım. Bak, topladığımda b'ler birbirini götürüyor. 2a a da 3a etti. 5, 7 daha 12. Her tarafı 3'e bölersem, 12'yi 3'e bölersem a buradan kaç çıktı? 4. Bu fonksiyonda yerine koydum a'yı. B buradan kaç çıktı arkadaşlar? 3. Bu durumda ben yeni olan fonksiyonumu yazayım. Bu arada burası gitti. Burası gitti. Fx eşittir a'nın yerine 4 yazacağım. 4x
B'nin yerine 3 yazacağım. 4x artı 3'müş. Benim fonksiyonu buymuş. X'in yerine kaç koymamı istiyor? 3 koymamı istiyor. Tamam. 3 koyalım. 4 çarpı 3 artı 3. 4 kere 3 12. 3 daha 15 arkadaşlar. Doğru cevabımız 15'miş. Sayfamızı değiştirelim ve şu sorumuzu açalım. Evet, bir doğrusal fonksiyon. Doğrusal fonksiyon deyince aklımıza ne gelecek? Fx eşittir ax artı b. Tamam. Şimdi x'in yerine 2 koyunca b çıkıyormuş. Koyalım o zaman 2'ye 2 koyunca. 2a artı b kaça eşitmiş? 5. X'in yerine 1 koyunca 3 çıkıyormuş. Tamam, koyalım o zaman. A artı b kaça eşitmiş? 3. Şimdi bunları çözmeden önce şunu ilk önce bir eksiyle çarpıp öyle toplayalım ki b'ler birbirini götürsün. Tamam. Bak, burası eksi a oldu, toplarsam a. Burası eksi b oldu, topladığımda 0. Burası eksi 3 oldu, 5 ile eksi 3'ü toplarsam 2. A kaç arkadaşım? 2. Bak, a artı b 3'tü. A 2 ise b kaçtır? 1'dir. Şimdi a'yı ve b'yi bulun. Fonksiyonumuzu yazalım. Fx eşittir 2x artı 1. Tamam. X'in yerine 4 koyuyorum. 2 çarpı 4 artı 1. 2 kere 4 8. 1 daha kaç etti? 9. Buradan da doğuracağımız kaçmış? 9. Doğrusal fonksiyon diyorsa ax artı b diyoruz. Şimdi sorumuza bakalım. R'de tanımlı bir doğrusal fonksiyon. Doğrusal fonksiyonsa fx eşittir ax artı b. Tamam. X'in yerine 5 koymuş. Koyalım o zaman. Kaç olur arkadaşım? 5a artı b kaça eşit? 6'ya. X'in yerine 10 koymuş. Burada X'in yerine 10 koyalım. 10A artı B kaça eşit? 8'e. Güzel. Bunları taraf tarafa toplayalım ama taraf tarafa toplamadan önce şunu eksiyle çarpıp öyle toplayalım ki B'ler birbirini götürsün. Şimdi burası 10A. Bu eksi 5A. Toplarsam 5A. B'ler birbirini götürdü. Bu 8. Bu eksi 6. Toplarsam 2. Her tarafı 5'e bölersem A eşittir 2 bölü 5. Tamam. Şimdi herhangi bir denklemde çözeyim. Yerine yazayım. Yani A'nın yerine 2 bölü 5 yazayım ve bulayım. Şu denklemi yazayım. 5A artı B eşittir 6. A'nın yerine 2 bölü 5 yazarsam 5 çarpı 2 bölü 5 artı B eşittir 6. 5'e birbirini götürdü. Artı 2 karşıya eksi 2 diye gitti. B eşittir kaç oldu arkadaşlar? 4. O zaman benim fonksiyonum neymiş? Yazalım fonksiyonumu. Fx eşittir. A'nın yerine 2 bölü 5 yazıyorum. 2x bölü 5 artı 4'müş. X'in yerine kaç yazmamı istiyor arkadaşlar? 3. O zaman yazalım. 2 çarpı 3 bölü 5 artı 4. 2 kere 3 6. 6 bölü 5 artı 4. 5 kere 4 20. 6 daha 26 bölü 5 arkadaşlar. Doğru cevap. Beraber bir sonraki sorumuza bakalım. Bir doğrusal fonksiyon olmak üzere f1 nedir demiş. Evet arkadaşlar, yine bize doğrusal fonksiyon vermiş. Şimdi doğrusal fonksiyon deyince ne yapıyoruz arkadaşlar? Fx eşittir ax artı b. Tamam. Bu durumda x'in yerine ne yazmamış bu sefer? 2a eksi 1 yazmış. O zaman yazalım. Şuraya 2a eksi 1 yazarsam ne olur? Burada yazayım da göreyim daha rahat. A çarpı 2x eksi 1 oldu. Artı b. Doğru mu? Doğru. Burada da şimdi dağıtarak yazayım o zaman. 2ax eksi a artı b. Tamam. Şimdi fx artı 1 bulayım bir de buradan. Üstteki ax artı b şeklindeki yeri x yerine x artı 1 yazayım. Burada ne olur? A çarpı x artı 1 artı b. Dağıtayım. Ax artı a artı b. Kaça eşitmiş? 12x artı 8. Tamam, şöyle çizeyim çizgimi. Şimdi arkadaşlar, burada x'te olan ifadeleri birbirine, sayıları birbirine eşiteceğiz. Bak, ilk önce x'lerin altını çizeyim. 2ax, ax, 12 eşit. Tamam, bunların kat sayılarını eşitleyelim şimdi. 2a artı a kaça eşit? 12. 2a, bir a da 3a eşittir 12'ye. Her tarafı 3'e bölersem a buradan kaç çıktı arkadaşlar? 4. Güzel. Geri kalanları birbirine eşitleyeceğim. Eksi a artı b artı a artı b eşittir 8. Bak,
Eksi a ile a birbirini götürdü. B, b daha 8 ise b kaçtır? 2 b eşittir 8 ise b kaç arkadaşlar? 4. Ben buradan a'yı ve b'yi buldum. O zaman yazalım. Kalemimizi renkleştirelim ve formülümüzü yazalım. Fonksiyon eşittir. Ax artı b'de x yerine 4 yazarsam 4x artı 4. X'in yerine 1 koyuyorum. X'in yerine 1 koyarsam 4 çarpı 1'den 4 artı 4'ten kaç çıktı arkadaşlar? 8. Doğru cevabımız 8. Sorumuza bakalım. Fonksiyonu çift fonksiyonsa f1 kaçtır? Arkadaşlar çift fonksiyon neydi? Eksi yutuyordu. Şöyleydi bak. F eksi x eşittir fx. Unutma. Çift fonksiyon yutuyor. Tem fonksiyonsa önüne getiriyor. Dikkat et. Şimdi ben burada x yerine eksi x verince normal haline eşitleyeceğim. Şimdi x yerine eksi x yazayım. Bak. Alışayım. Bunu eksi x yazarsam karesi nedir? Artı x. Bu durumdan a x kare. Bunu eksiyle çarpacağım. Eksi 5 artı a. Buraya eksiyle çarpınca olur çünkü. Artı 3. Eşittir fx, yani aynısı. Ax kare artı. Arkadaşlar özür dilerim. Şurada x vardı. Şunu yazayım da dikkat edeyim. 5 eksi a'nın x'lisi artı 3. Kalemin rengini değiştireyim şimdi bak. Ax kareler birbirini götürdü. Şurada artı var. Şey yapmayayım da tamam. Artı 3'ler birbirini götürdü. Bak buradaki x'in içindeki şuna eşit olacak. Güzel. Bu durumda eksi 5 artı a kime eşit? 5 eksi a'ya. Şu eksi a'yı buraya atayım. Eksi 5'i buraya atayım. Eksi a karşıya artı a diye geçti. A da var. 2 a oldu. Burada 5 vardı. Eksi 5 karşıya artı 5 diye geçti. 5, 5 daha 10. Her tarafı 2'ye bölersem a buradan kaç çıktı arkadaşlar? 5. Güzel. Şimdi denklemimizi yazalım o zaman. Fx eşittir. X'in yerine 5 yazarsam, özür dilerim, a'nın yerine 5 yazarsam 5x kare. 5 yazdım, 0 oldu. Artı 3. X'in yerine kaç koymamı istiyor? 1 koymamı istiyor. O zaman koyalım. Kaç olur arkadaşlar buradan? 5 olur. Artı 3'ten. Doğru cevabım kaçmış? 8'miş. Şimdiki sorumuza bakalım. Fx fonksiyonu çift fonksiyonmuş. Gx fonksiyonu tek fonksiyonmuş olduğuna göre demiş. G3 ifadesinin değeri nedir demiş. Bak şimdi. F3 eşittir 5. Güzel. Tamam. İşte bize verilen şu ifadeyi yazayım şuraya. Biraz çok küçük yazılmış orada. 2x artı f eksi x eşittir. 2 tane g eksi x artı x kare eksi 3. Şimdi arkadaşlar bir şey soracağım sana. G3 için x'in yerine ne koyacaksın? 3 koyacaksın. Şimdi hocam peki x'in yerine 3 koyduğumuzda bir şey soracağım sana. Bak fx fonksiyonu çift fonksiyonsa f eksi x çift fonksiyonda neye eşitti? F eksi x'e. G de tek fonksiyonmuş. Eksi fonksiyon tekte ne yapıyordu? Önünü alıyordu. Dikkat et. Tamam. O zaman ben bu ifadeyi burasını artı yaparım. Çünkü şey yeri, hatta eksi direkt kaldırayım arkadaşlar. Böyle karışık durmasın. Şuradaki eksiyi silerim. Önüne işareti koyarım. Hocam niye önüne koyuyorsunuz? Bak tek fonksiyonun özelliği buydu. Çift fonksiyonda eksi yutuyor. Tek fonksiyon önüne alıyor. Tamam. Bana burada f'i çift vermiş. G'yi tek vermiş. Şimdi x'in yerine 3 koyacağım. X eşittir 3 için. 2 çarpı 3 6 artı f3 eşittir. Eksi 2 g3 artı 3'ün karesi 9 eksi 3'ten 6. Tamam. F3 nedir arkadaşlar? 5'miş. 6 5 daha 11 eşittir. Eksi 2 g bölü 3 artı 6. Artı 6 karşı eksi 6 diye geçti. 11'den 6 çıkartırsam 5 eşittir. Eksi 2 g 3. Her tarafı eksi 2'ye böleyim. Şu eksi 2'den kurtulayım. O zaman g 3 ne çıktı arkadaşlar? Eksi 5 bölü 2 çıktı. Unutma. Çift fonksiyon eksi yutar. Tek fonksiyon eksiyi önüne alır. Sayfamızı değiştirelim arkadaşlar. Şimdiki sorumuza bakalım. Arkadaşlar burada parçalı fonksiyon diyoruz biz bu ifadelere. Parçalı fonksiyonlarda şunu yapıyorsun. Koyduğun değer hangi aralıkta veriyorsa orada koyuyorsun. Yani demek istediğim şu. Eğer sana demiş bak x
2'ye eşit ya da 2'den büyükse bu fonksiyon yerine koy demiş. Küçükse bu. Mesela 0'ı düşünelim. Bak şimdi 0 2'den büyük mü küçük mü? Küçük. O zaman burada koyuyorum. Ben o zaman 0'ı burada koyacağım. Mesela 10 düşünelim. 10 2'den büyük. O zaman üstteki fonksiyon yerine koyuyorum. Şimdi bak sana soruda 4 demiş. 4 hangi aralığa gelir? Buraya gelir. O zaman üstteki fonksiyon yerine koyuyorum. 4'ün karesi 16. 1 çıkartırsam 15. Eksiği koydum eksen dolayı. Şimdi 2. Arkadaşım bak burada 2 eşit demiş. O zaman üstteki fonksiyonu da koymak zorundasın. 2 koyarsam 2'nin karesi 4. 1 çıkartırsam 3. Eksiği koydum. F eksi 1 demiş. Arkadaşlar eksi 1'i bu aralıkta koyarım. X yerine eksi 1 koyarsam 2 eksi 1'ini artı yapar. 5 1 daha 6 olur. Şimdi işlemimizi çözelim. 15'ten 3 çıkarsa 12, 6 çıkarsa cevap nedir o zaman? Direkt 6'dır arkadaşlar. Parçalı fonksiyonları bu şekilde yapıyoruz. Sıra sende 52. soruya bakalım şimdi. Olduğuna göre demiş F4, F2, F eksi 1'in değeri nedir demiş. Tamam aynısını yapıyoruz. Bak 4 hangi aralıkta? Bu aralıkta. O zaman X yerine ne koyacaksın? 4 koyacaksın. Koyalım 4. 3 kere 4 12. Şurada yazayım dedik hatta. 3 çarpı 4 eksi 1. 3 kere 4 12. 1 çıkartırsam 11. Artı. X yerine bak X 2'ye eşitse sana X 2'ye eşitse cevap ne demiş? Eksi 5. Burada da eksi 1. Bak eksi 1'den aralıksa bu aralıkta koyuyorsun. Tamam bu aralıkta koyalım. Şöyle mutlak değeri buraya yazayım da kafam karışmasın. Mutlak eksi 1. Dışarınız çıkar 1 diye çıkar. 1 de var 2. 11'den 5 çıkarsa 6. 2 eklersem kaç eder arkadaşlar? 8. Doğru cevabım 8'miş. Parçalı fonksiyonlar en sevdiğim soru tipleri arkadaşlar. Fx fonksiyonu 5 ise çözüm kümesini bulun. Bak. X'in değerine öyle bir değerler koyacaksın ki cevap 5 çıkacak. Şimdi üstteki değere bakalım. O zaman ben üstteki mesela x eksi 1 x küçük eksi 1 olsun diyorum. Bak şimdi olsun yazayım bir de sizler için. Ben burada o zaman 1 eksi 2x kaça eşitmiş? 5'e. 1 karşıya atarım eksi 1 diye gitti. Eksi 2x eşittir 4. Her tarafı eksi 2'ye bölersem x eşittir eksi 2. Bulduktan sonra kontrol ediyorsun. Bakalım bu aralıkta mı değil miydi? X eksi 1'den küçüktü. Küçük mü eksi 1'den küçük? O zaman dahil ederim. Kontrol etmezsen hata yaparsın arkadaşım. Şimdi bakalım. Bu aralıkta bakıyorum. Eksi 1 küçük eşit. X küçüktür 2. Tamam bakalım bu aralıkta çıkacak mı? X artı 4 eşittir 5. Artı 4'ü karşıya attım. Eksi 4 diye gitti. 5'ten 4 çıkartırsam 1. 1 bu aralıkta var mı? Doğru bu aralıkta. O zaman dahil ederim. Şimdi son aralığa bakıyorum. X kare özür dilerim 2 küçük eşit x yazmayı unuttum. X kare artı 1 eşittir 5. Artı 1 karşı eksi 1 diye gitti. X kare eşittir 4. X burada ne olur? Ya 2 çıkar ya eksi 2 çıkar. Peki ben buradan hangisini alırım? 2 küçüktür x'lerine göre sadece 2'yi alırım. Bunu almam. Bu burada aralıkta tanımlı değil. Bu durumda ifadelerimizi toplamak ne demiş? Çözüm kümesi nedir? Ha çözüm kümesi budur. O zaman eksi 2, 1 ve 2'dir. Bak eksi 2 buradan dolayı almadım. Buradan dolayı aldım. Dikkat et. Bize böyle bir soru gelirse arkadaşlar biraz önceki gibi seni vurmaya çalışacak. Dikkat et. Hani aralığın içinde değil mi? Aralığın içinde mi değil mi diye. Tamam soruya bakalım. 4 eksi 2x fonksiyonu verilmiş. G2 eksi G1 nedir demiş. Bak şimdi sen buradan G2'yi nasıl bulursun? Dikkatli ol. Şurada x'in yerine ne koyarsın? 2 koyarsın. Tamam. X'in yerine 2 koyduğunda. Bak şimdi ben burada x'in yerine 2 koyduğumda. Hangisini uygulayacağımı bilmiyorum. O zaman ben burada da x'in yerine 2 koymuyor mu? Koyuyorum. Tamam. Ne olur? 4 eksi 2 çarpı 2. 2 çarpı 2 4. 4 eksi 4'ten kaç çıktı? 0. 0 hangi aralıkta? Bu aralıkta. O zaman ben bu aralıkta koyuyorum. Tamam. 2 koyalım. 2'nin karesi artı 1. 2'nin karesi 4. 1 daha 5. Tamam. Şimdi 1'i bulalım. Bak. 1'i bulmak için ben burada 1 koydum. 4 eksi 2'den 2. F2. Büyük mü? Büyük. O zaman bu aralığı kullanacağım. Kaç koyacaktım x'in yerine? 1. 3 kere 1, 3. Bana bunların farkını sormuş. 5 eksi 3'ten 2. Bu gelebilecek en zor soru çeşididir arkadaşlar. Bu parçalı fonksiyonlarda haberiniz olsun. Şimdi geçelim diğer soruya. Sorudan önce bize bir uyarı varmış. Bak, ne demiş arkadaşlar? Eğer fonksiyonlarda böyle bileşik şekilde toplama veya fark soruyorsa demiş. Tek tek demiş. Toplayıp çıkartabilirim. Yani bu şekilde yapmak yerine fx'i bulup
Ardından g(x)'i bulup toplayabilirim. Ya da f(x)'i bulup g(x)'i bulup çıkartabilirim. Mesela burada dikkat et. Arkadaşım mesela f g ya. Şurada g5 diyelim mesela. Burada şunu yapabilirsin. F5 toplama ise toplama g5. İlk önce f5'in değerini bulup sonra g5'in değerini bulup çıkartabilirsin. Bunu yapabilirsin. Şimdi sorumuza bakalım. Burada soruda sana ne demiş? Fonksiyon demiş arkadaşlar. 3 ile çarpıyorum. 2 g'yi çıkartıp 2 koyuyorum. Tamam. Ben burada ne yapacağım arkadaşlar? İlk önce f fonksiyonu kaçla çarpacağım arkadaşlar? 3 ile çarpacağım. Ben bu ifadeyi 3 ile çarptığımda sizce ne değişir? Görüntü kümesi mi değişir? Tanım kümesi mi değişir? Görüntü kümesi mi değişir? Tabii ki arkadaşlar sonuç değişir değil mi? Ben burada çünkü sonucu 3 ile çarpıyorum. Tamam. Sonucu 3 ile çarptığımda 3 tane f ne olur? 0'a 6. Devam ediyorum. 1'e özür dilerim ben bunu 3 ile çarptığımda 9 olur ya. Nasıl 6? Hata yazdım. 1'e 6. 2 bunu 3 ile çarparsam 12. 3 ile çarparsam 4'e eksi 3. Şimdi oldu. G'yi de yazalım şöyle. Eksi 1'e 1. 1'e 3. 2'ye 7. 3'e eksi 2. Bak şimdi. Sana ne diyor burada? Ben sana biraz önce ne dedim? F2'den G2'yi çıkartabilirsin. Tamam. Burada F2 nedir arkadaşlar? 12'dir. Ben direkt 3 ile çarpılmış halini. Sen ilk önce buradan F2'yi bulup 4'ü bulup 3 ile de çarpabilirdin. Ben direkt 3 ile çarpılmış halini buldum. 12'den kaça çıkarman istiyor? G2. G2 nedir? G2 kaçmış? 7'ymiş. 12'den 7 çıkartırsan doğru cevabımız da 5. Arkadaşım sen burada şunu da yapabilirdin. Bak bunu da gösteriyorum. 3 tane F2 yazıp eksi G2 yazıp yapabilirdim. Buradan F2 nedir? Şuradan bakarsın. F2 hocam 4'tür. 3 ile çarparım. 12. G2 nedir hocam? Bakarım 7. 12'den 7 çıkartırım 5. Ama ben direkt 3F fonksiyonu da size bulmayı gösterdim burada. Ama normalde bu şekilde daha hızlı olur. Ama haberiniz olsun. Şimdi bize 2019 yılında çıkan TYT'de çıkan soruya bakalım. A ve B gerçek sayılar olmak üzere gerçek sayılar kümesinin üzerinde F ve G fonksiyonları varmış. F fonksiyonu AX eksi B'miş. GX fonksiyonu ise BX eksi 2'ymiş. Tamam. Ardından bana ifadeler vermiş. Bu ifadelerin sağlayan demiş. İfadeler demiş. A çarpı B nedir? Bak ben bunu bir açayım. Ben bu üstteki nasıl açarım? Biraz önce size yazmayı gösterdim. F1 artı G1 kaça eşitmiş? F1'e. Bir şey söyleyeceğim. Ben bu F1'i buradan karşıya atsam. Tamam. Burada ne kalır? G1 kalır. Burada F1 eksi bu F1 karşı eksi F1 diye geçer. Doğru mu? Doğru. F1'den F1 çıkınca 0 kalmaz mı? Kalır. Bu durumda G1 arkadaşlar neymiş? 0'mış. G fonksiyonunda. Şimdi G fonksiyonu düşünelim şurada. X'in yerine 1 koyarsam 0 çıkacak. Koyalım o zaman. G1 bulalım. B eksi 2 çıktı mı? Şuradan çıktı. B eksi 2 kaça eşitmiş? 0'a. B eksi 2 eşittir 0 ise eksi 2 karşıya artı 2 olarak geçer. B buradan neymiş? 2. Şimdi kalemimizin rengini değiştiriyorum ve alttakini yapıyorum. Ben bunu nasıl yazarım? F2 artı G2 eşittir G2. Bak G2'ler birbirini götürdü aslında. Direkt atımını çıkaracağım arkadaşlar. Aynı şey. F2 buradan kaça eşitmiş? 0. Üstteki denklemde ben x'in yerine 2 koyunca kaç çıkacakmış? 0'mış. Koyalım o zaman. F2 eşittir. Koyduğumda 2a eksi b oldu. Bu kaça eşitmiş? 0'a. Ben burada b'yi biraz önce kaç buldum? 2. Tamam. 2a eksi 2 eşittir 0. Eksi 2 karşı artı 2 olarak geçti. 2a eşittir 2. Her tarafı 2'ye bölersem a da buradan kaç çıktı arkadaşlar? 1. Ben b'yi 2 buldum. a'yı 1 buldum. Bana bunların çarpımını sormuş. 2 ile 1'in çarpımı 2 olur. Doğru cevap a şıkkı arkadaşlar. Yani aslında çok basit ve kolay bir soruymuş arkadaşlar. Yani bir daha böyle bir soru gelirse çok rahatlıkla yaparsınız. Şimdi bu çıkan soruya benzer bir soruya bakalım. Bana ifadeler verilmiş. G3 nedir? Tamam. Ben bu üstteki nasıl yazarım? Toplama olduğu için toplama. 3x artı 5. Aşağıdaki ifadeyi nasıl yazarım? Fx eksi gx
eşittir 5x eksi 1. Arkadaşım ben bunu şimdi taraf tarafa topladım da bak. Buradan g'ler gidiyor. Ben g gitsin istemiyorum. Ha, g gittikten sonra eve bulup yerine koyup da yaparsın. Ama ben direkt g'yi bulmak istiyorum. Çünkü bana g'yi sormuş. O zaman ben bu ifadeyi eksiyle çarpayım. Ben bunu eksiyle çarptığımda bu artıya döner. Bu eksi olur. Bu işareti değişir, artı olur. Şimdi taraf tarafa toplayacağım. F'ler bu şekilde gitti. Bak gx ile gx topladım. 2 tane gx çıktı. Kaça eşitmiş? 3x ile eksi 5x toplarsam eksi 2x. 5 ile 1 toplarsam artı 6. Her tarafı 2'ye böleceğim şimdi. Tamam. O zaman şöyle böleyim 2'ye. Buradan da arkadaşlar gx eşittir. Eksi 2x 2'ye bölersem eksi x. 6'yı 2'ye bölersem artı 3. Bak gx fonksiyonumu çektim işte. Sen normalde eksiyle çarpmasan f fonksiyonu bulacaksın. F fonksiyonu yerine koyup ardından g fonksiyonu olacaktın. Ben biraz kolay yola gittim. X'in yerine kaç yazmamı istiyor? 3 yazmamı istiyor. G 3 o zaman. 3 yazarsam eksi 3 artı 3'ten. Eksi 3 ile artı 3'ü toplasam kaç çıkar arkadaşlar? 0. Doğru cevap 0'mış. Beraber şimdi 2019 yılında çıkan AYT sorusuna bakalım. ÖSYM ne sormuş? Gerçek sayılar kümesinde tanımlı bir f fonksiyonu her x ve y gerçek sayısı için fx artı y eşitliğini sağlamaktadır. Değişik bir şeymiş. Bak f'in içindekileri ayrı ayrı yazabiliyormuşuz. Güzel. F2 eksi f1 kaçmış arkadaşlar? 10'muş. Tamam. Olduğuna göre ifadesi nedir demiş. Tamam. Bir şey soracağım size arkadaşlar. Burada f2 ben nasıl ayırabilirim? Hangi iki sayının toplamı olarak yazabilirim? 1 artı 1 yazabilirim değil mi? Yazayım. F1 artı 1. Çünkü sana burada bunu yazmayı göstermiş. O zaman ben F2'yi bu şekilde yazdım. Eksi F1 var. Çıkarttım. Olmuş. Bak. F1'ler birbirini götürdü. Burada bir F1 kaldı. O zaman F1 kaçmış arkadaşlar? Olmuş. Peki. F1 10'sa F2 nedir burada? 20'dir. Doğru mu? F2'yi bir daha anlatayım neden 20 olduğumu. Bak. Burası 10 çıktı. Onu karşıya atarsam artı 10 diye geçer. Toplarsam 20. O zaman f2 20. Şimdi tek tek bulalım. Ben burada f3'ü nasıl yazarım arkadaşlar? F 2 artı 1 diye yazayım. Şöyle direkt biraz yine burada da bir sıkıntı var yazarken. Farkındaysanız size f2 artı f1 diye yazdım. Tamam. Burada şu an f3'ü buluyorum. Şunu yazayım şuraya da f3'ü diye. Hiç yazılmıyor. Bir sıkıntı var. Evet. F2 ile f1. F2'nin yerine 20 yazdım. F1'in yerine 10 yazdım. Bu durumda f3 arkadaşlar kaç çıktı? 30 çıktı değil mi? Tamam. F3'ü kaç buldum arkadaşlar? 30 buldum. Peki ben F4'ü şu şekilde yazabilir miyim? Bak şimdi. F4'ü farklı kalemle yapayım da iyice karışmasın. Yoksa şöyle çizeyim. F4. Arkadaşlar ben F4'ü F3 artı F1 diye yazmak istiyorum. Tamam yazabilirim. Tabii bu şekilde bana yazma özelliği vermiş. F3 30'du. F1 10'du. Toplarsam F4 kaç çıktı? 40. Tamam. F5'e de o zaman nasıl yazacağım? F4 artı F1 yazayım mesela. Ha, hocam ben F3 artı F2 yazacağım. Yine aynı şey çıkar. Bir şey değişmez. F4 40'tı. F10, F1 10'du. Toplarsam 50. Tamam. Bana şimdi verilen değerleri, işlemleri yapalım. Yine geldik yeşil kaleme. F3 kaçtı? 30. F4 kaçtı? 40. Bunları çarpmamı istemiş. Çarpıp 50'ye bölmemi istiyormuş. Arkadaşlar ben şöyle çarpmak yerine şu sıfırları attım. Bak 30'u 5'e bölersem burada 6 kalır. 6 kere 4 24. Buradan doğru cevabım ne çıktı arkadaşlar? E şıkkı çıktı. Buradan da çok güzel bir soruymuş. Bir sonraki sayfamıza geçelim şimdi. Sana bir ifade verilmiş. Bunları toplamamızı istemiş. Tamam arkadaşlar. İlk önce 2F bulmamız lazım. F2'nin 2F buluruz. Nasıl buluruz? Ben size biraz önce gösterdim. Şöyle 2F yazayım direkt size. Buradaki sonuç kümelerini 2 ile çarparsın. Tanım kümeyi çarpmazsın. Zaten tanım koydundur. Çıkan sonucu 2 ile çarpıyorsun. Burada sana demek istedi. Tamam çarpalım o zaman. 0'ı 2 oldu. Devam ediyorum. 1'e 4 oldu. 2'ye 10 oldu. 3'e eksi 4 oldu. Doğru mu? Doğru. Buradan G fonksiyonu altına yazalım arkadaşlar. Evet. Bir saniye çok kötü yazdım onu. Uf, yeşilde kalmışım ya. Eksi 1'e 1. 1'e 1. 3'e 4. Bir de ne vermiş bana? 4'e 2.
Bak şimdi arkadaşlar, sen buralarda her seferinde istediğin her ifadeyi toplayamazsın. Yani burada önemli olan toplama işlemi yaparken şunu yapman gerekiyor. Aynı olan ifadeleri toplaman gerekiyor. Öyle kafamıza göre istediğimiz ifadeyi toplayamayız. Yani burada demek istediğim şu, senin tanım kümesindeki ifadelerinin toplamı aynı olması gerekiyor. Peki hangilerin aynı arkadaşlar? Şöyle ben baktığımda bak, 3 şunlar birbirinin aynısı, doğru mu? İkisinin tanım kümesi 3. O zaman ben bunu topladığımda tanım kümesi 3. Toplamları eksi 4 ile 4'ü toplarsam 0 var. Buradan bunu elde ederim. 4 yok. Ha, ikisinde de 1 var değil mi? O zaman bu 1'leri de toplayabilirim. Bak burada 1'in 4'ü 1'in 1'i. 1'leri toplayacağım. 4 1 daha kaç etti arkadaşlar? 5. Başka ne var? 2 bunda yok. 0 bunda yok. Bu durumda cevabımız nedir arkadaşlar bizim bu durumda? 1'e 5'tir ve 3'e 0'dır arkadaşlar. Bak bir daha anlatıyorum bu soruyu anlatırken. 2 bulurken sadece görüntüleri çarpıyorum. Tanımı koymuyorum. Zaten koyduğum şeyi niye 2 ile çarpayım? Görüntü 2 ile çarpıyorum. Bunları görüntü 2 ile çarpılmış haline yazdım. Sana toplama veya çıkarma sorusu, tanım kümesi aynı olanlar arasında işlem yaparsın. Ben de tanım kümesi, bak bu ikisinin tanım kümesi 3 olduğu için işlem yaptım. Eksi 4 ile 4'ü topladım 0. Bu iki adamın tanım kümesi aynı. 1 olduğu için 4 ile 1'ü topladım 5. Buradan doğru cevap 1, 5 ve 3, 0 çıkar arkadaşlar. Şimdi bir uyarımız var. Uyarımız varmış. Uyarımızı okuyalım o zaman. A, R'nin alt kümesi olsun. Tamam. F A'dan R'ye tanımlı. Tamam. Yani alt kümesine tanımlı bir şey. Tamam. G'de A'dan R'ye. Eğer çarpımları varsa demiş, sen bunları çarpmak yerine demiş bu şekilde yazabilirsin. Biz biraz önce toplama ve çıkarmada yaptığımız aynı şey bunda da geçerli demek istiyor. Bölmede de diyor aynı şeyi yapabilirsin. Biz bunu biraz önce çarpmada yapmıştık. Yani toplama ve çıkarmada yapmıştık. Eğer diyor bir fonksiyonu diyor direkt çarpmak yerine diyor fonksiyonu bulduktan sonra diyor K'da diyor çarpabilirsin diyor. Tamam o zaman. Bilmediğimiz bir şey yok. Şimdi sana FG'yi sormuş. Ben biraz önce sana ne dedim arkadaşlar? Senin bir işlemleri yapabilmen için dedim, tanım kümelerinin aynı olması gerekiyor dedim. Bak bunu unutma. Şimdi senin F fonksiyonu ve G fonksiyonu. Benim burada biri A'dan R'ye tanımlı, biri B'den R'ye tanımlı. Tanım kümeleri hangilerinde aynı? Eksi 1'de aynı. Şöyle bakalım. A ve B'nin aslında kesişimlerine bakalım. Çünkü ikisinde tanım kümesi aynı olması lazım ki işlemleri yapayım. Eksi 1, 0 ve 2. Ben o zaman sadece eksi 1, 0'da ve 2'de bu işlemleri yapabilirim. Tamam. İlk önce çarpmayı yapayım hadi bak. F eksi 1, G eksi 1. Ardından F 0, G 0, F 2, G 2. Şimdi bak. Burada ilk önce f eksi 1'in değerini bulacağım arkadaşlar. Keşke biraz daha boşluk bıraksaydım da yanına yazardım. Aslında kötü yazmışım şöyle. İlk önce f eksi 1'in değerini bulayım. F eksi 1'in değerini nasıl buluruz? X yerine eksi 1 koyarım. Koydum da eksi 1'in karesi 1, 2 daha 3. Eşittir 3. G eksi 1 için x yerine eksi 1 koyuyorum. 2 kere eksi 1, eksi 2, 1 daha eksi 1. Bak şimdi sana bunları çarp demiş ve böyle demiş. Ben bunları çarparsam kaç çıkar arkadaşlar? 3 çıkar. Eksi 3 çıkar. Peki bölersem kaç çıkar? 3'ü eksi 1'e bölersem eksi 3. Bak bu çarpma kümesi. Bir anda yanlış bir yere geldik sanırsam. Evet. Şimdi oldu sanırsam. Evet. Orada karıştırmışım. Arkadaşlar şu benim çarpma kümem. FG. Şurada bölme kümem. F bölü G olsun. Bak çarptım bunlar çıktı. Tamam. Sırada hangi işlem yapacağım? Mavilerle sıfırları. Tamam. F sıfırı bulayım. Bir de G sıfırı bulayım. Tamam. Hem F sıfırı bulacağım hem G sıfırı bulacağım. F sıfırı bulmak için X yerine sıfır koyuyorum. Sıfırın karesi sıfır. 2 daha 2. G sıfırı bulmak için koyduğumda 2 kere sıfır sıfır. 1 daha 1. Şimdi çarpmada 2 ile 1 çarparsam kaç çıkar? 2. Bölmede 2'yi 1'e bölersem, çünkü F'i G'ye böl demiş. Bölmede kaç çıktı? 2. Tamam. Mavimizi alalım. Şimdi sırada 2 var. F2, G2. X'in yerine 2 koyduğumda 2'nin karesi 4, 2 daha 6. 2 koyduğumda 2'nin karesi 4, 1 daha 5. Çarpmada 6 kere 5, 30. Bölmede 6 bölü 5. Bu benim çarpma kümem arkadaşlar. Bu benim bölme çözüm kümem. Artık hangisini bize sınavda isterse
Ona göre yaparsınız. Tekrardan söylüyorum. Senin bunları yapabilmen için tanım kümelerin ortak olması lazım. Hocam neden -2 de yapmadık? Arkadaşım ben burada f-2'yi bulsam. Bunda -2 yok. Ben burada g-2'yi bilmiyorum. Çünkü bana verebileceğim bir değerim yok benim. Ne yazacağım o zaman -2'nin değerini? O yüzden yapamıyorum arkadaşım. Çünkü tanımlı değil. Beraber 2016 yılında çıkan LYS sorusuna bakalım şimdi. Bana ifadeler verilmiş. Bunda f4 eşittir g4 nedir demiş arkadaşlar. Tamam. O zaman ilk önce bizim burada ne yapmamız lazım arkadaşlar? İşlemlerimizi yapmamız lazım. Tamam, yapalım. İlk önce dağıtayım. Fx eşittir. Fx artı gx eşittir x kare. Şunu dağıtacağım. F2x eksi g2x eşittir x'miş. Arkadaşlar büyük ihtimalle bu soruda yani ben o şekilde hatırlıyordum ama bu şekilde bu soruyu zaten çözemeyiz. Çünkü bakın ben burada 2x'ler var, burada x'ler var. Benim bunu büyük ihtimalle burası arkadaşlar 2x'tir. Burasını 4x kare yapayım o zaman. Neden böyle bir şey yapıyorum onu anlatayım size. Şunu sileyim. Bak bu şekilde ben bunu taraf tarafı toplamda götürme işlemi yapabiliyor muyum? Yapamıyorum. O zaman ben bu x'in yerine 2x yazıyorum. Çünkü aynı olsun. Ben bunun yerine 2x yazarsam burası kaç olur arkadaşlar? 4x kare olur. Tamam. Bu durumda yazalım. f2x artı g2x eşittir 4x kare oldu. Bunu yapmamın sebebi taraf tarafa topladığımda g'ler birbirini götürsün. Biraz önce çünkü fx yazdım. Gx ile g2x birbirini götürmeyecek. Bak taraf tarafa toplamda birbirini götürdü. f2x'ler var 2 tane. Tamam. Buradan ne oldu arkadaşlar? 2 tane f2x eşittir 4x kare. Şurada da ne vardı arkadaşlar? X vardı. Toplarsam 4x kare artı x. Tamam. Ben bunu 2'ye bölsem. Şu ifadeyi 2'ye böldüm. Bu durumda f2x neymiş arkadaşlar? 4x kare artı x bölü 2'ymiş. Tamam. Bana burada f4'ü sormuş. Benim burada içerisinin 4 olması için. X'in yerine kaç koymam lazım? 2 koymam lazım. X'in yerine 2 koyarsam. 2'nin karesi 4. 4 ile çarparsam 16. 2 koydum. Artı 2 bölü 2. 16 2 eklersem. 18 2'ye bölersem. Kaç çıktı? 9. Ben bunu buldum. Tamam. O zaman benim g2x'i bulayım. Şimdi şöyle yapacağım. Bunu bir eksi aynı ifade yazayım şöyle. Bu sefer artı g2x eşittir 4x kare. F2x eksi g2x eşittir x. Bak ben bunu eksiyle çarpacağım. Bu şekilde taraf tarafa topluyorum. O zaman bunlar birbirini götürdü. G2x, g2x daha 2 tane g2x eşittir 4x kare eksi x. Her tarafı 2'ye böleceğim. Buradan g2x eşittir 4x kare eksi x bölü 2 çıktı. Tamam. Buradan buldum. Bana neyi soruyordu? G4'ü soruyordu. O zaman x'in yerine kaç yazmamı istiyor? 4 yazmamı istiyor. Yazalım o zaman x'in yerine 4. 4 kere 4 16. Çarparsam 4 64. Doğru. Eksi 4 bölü 2. 64'ten 4 çıkartırsam 62'ye bölersem 30. Burası. O ben burada bir hata yaptım. Ben x'in yerine gidiyordum. Burasının 4 olsun istiyormuş bana soruda. Bir an hata yaptım arkadaşlar. Bana burası 4 olsun. O zaman benim orasını bulmam için x'e kaç vermem lazım? 2 vermem lazım. Bir anda gx sandım. X'in yerine 2 verirsem 2 kare 2'nin karesi 4. 4 ile çarparsam 16 eksi 2 koydum. 16'dan 2 çıkarttım. 14 2'ye böldüm 7. Buradan 9 kere 7'nin doğru cevap kaç çıktı? 63 çıktı. Arkadaşlar şurada bir hata yaptım. İşte size biraz önce bahsettiğim yapmayın dediğim hata yaptım kendim. Mesela ben buradan G4 soyunca direkt buraya X'in yerine 4 vermiyorum. Ben buraya X'in yerine 4 verdiğimde burası 8 oluyor. Dikkat et. X'in yerine 2 koymam lazım ki 2 çarpı 2 4 olsun. Çünkü benden G4'ü istiyordu. Buradan doğru cevap 63. Son sorumuza geçelim arkadaşlar. Bana Fx ve Gx fonksiyonu vermiş. Bunlarla ilgili işlem yapmamı istemiş. Bir şey soracağım size. Yani bunları tek tek de aslında yapabiliriz. İsterseniz daha farklı yapabiliriz. Ben size şu şekilde yapayım ilk önce isterseniz. Yazalım. F4
artı G4 bölü F4 çarpı G4 arkadaşlar. Ben bu ifadeleri bu şekilde yazabiliyorum. Bir sıkıntı yok benim için. Tamam. O zaman tek tek ilk önce F4'ü G4'ü bulmam lazım. O zaman üst taraftaki denklemde bunun da yerlerini bulalım arkadaşlar. F4 için x yerine 4 koyarsam 4'ün karesi 16. 4 daha 32 artı 1'den 33. G4'ü bulayım. 4 eksi 3'ten kaç çıktı? 1. Tamam. Bana bunları başta ne yap demiş? Topla demiş. Toplayalım. 33 bir daha 34 bölü. Bu ifadeleri çarp demiş. Çarpayım o zaman. 33 ile 1 çarparsam 33. Ha bunlar da o zaman cevabımız kaç çıktı? 34 bölü 33 daha da fazla sadeleştirilmez. Arkadaşlar fonksiyon konumuz bu kadardı. Beraber içine fonksiyon, örten fonksiyon, birebir fonksiyon bunları öğrendik. Bir tekrar bir anlatayım size isterseniz hızlıca. Şunu sileyim şöyle size. Arkadaşlar içine fonksiyon neydi? Bak şimdi içine fonksiyonu burada boşta eleman kalacak. Unutma. Örtende hepsi birbirine gidecek. Hiç boşta eleman kalmayacaktı. Birebir fonksiyonda şu çizdim mesela birebir fonksiyon. Hepsi bir elemana. Bak bu mesela bir elemana gittiyse bu direkt örten arkadaşlar. Bu şekilde de aklınızda kalabilir. Bunun dışında birim fonksiyon öğrendik. Birim fonksiyon içi dışı 1'de. Mesela burası 5 ise burası eksi ise burası eksi. Eksi 5 ise burası eksi 5. İçi dışı 1. Sabit fonksiyon neydi? Fx eşittir c. Ne koyarsan koy aynı çıkacaktı. Buydu. Bir de doğrusal fonksiyon öğrenmiştik. Doğrusal fonksiyon neydi arkadaşlar? Fx eşittir ax artı b şeklinde yazılabilen denklemlere doğrusal fonksiyon diyor. Bir de en son ne öğrenmiştik? Çift fonksiyon ve tek fonksiyon. Bir hatırlatayım onları da. Tek fonksiyon eksiyi önüne alır. Bu tek. Çift fonksiyonda eksiyi yutar arkadaşım. Haberin olsun. Bu da bir çift fonksiyon. Haberiniz olsun. Bir sonraki derste arkadaşlar grafiklere geçeceğim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.